Meclisi'nin layıklık konusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın layıklık konusunda Türkiye'ye gelen bir açıklaması oldu. Biz bu bağlamda gerek il başkanımız, gerek ben istifasını gerektiğini söylediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerimiz, grup başkan vekillerimiz gereken tepkiyi gösterdiler. Çünkü Türkiye layıklık yaşamımızın bir parçası. Eğer Türkiye bir bütün içinde yaşayacaksa layıklığın anayasada mutlaka tanımıyla yer bulması gerekiyor. Çünkü eğer bu gerçekleşmezse Suriye gibi, Irak gibi, Orta Doğu ülkeleri gibi geleceğe karanlık, insanların bir arada yaşama şansı kalmayan bir ülkeye döneriz. O kadar tecrübesi olan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın anlamsızca böyle bir çıkış yapmasını hepimiz yadırgadık. Tabii bu Türkiye'nin gündeminde ve gereken tepkiyi de gördüğü için geri manevra yapıldı. Genelde hükümet her alanda mış mışla gidiyor. Yapacakmış gibi uygulamalara giriyor, sonra geri adım atıyor. Önce bir yoklama çekiyor, sonra geriye çekiliyor. Bu da onlardan biri. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Misak-ı Milli Sınırlar içinde 23 Nisan 1920'de açılan Halk Meclisi ile oluşmuş, bugüne ermiş Türkiye'nin geleceğinin sigortasıyız. Bu bağlamda laiklik konusunda taviz vermemiz mümkün değil. Çünkü inanıyoruz ki laikliğin varlığı din ve vicdan hürriyetinin dışında bu ülkede yaşayan herkesin bir arada olmasını da sağlayan en önemli sigorta. Değerli arkadaşlarım, bir de geçtiğimiz hafta çok önemli bir olay yaşadık. Niğde'mizde patates ve elma üreticisi perişan, fasulye üreticisi perişan, geçtiğimiz yıl kiraz da para etmedi. Biz bunlarla ilgili meclis araştırması verdik. Cumhuriyet Halk Partisi önergesi olarak Perşembe günü meclise indi. Biz bekledik ki Adalet Kalkınma Partisi buna evet oyu verir ve alandaki olan biteni yerinde tespit ederek patates çiftçimizin uğradığı sorunu, sıkıntıyı çözümleriz. Patates ve elma ile ilgili yaşananları anlattık. Maliyeti 60 kuruş olan patates şu anda depoda çürüdü, 10 kuruşa alıcı bulamadı. Çiftçimiz mağdur. Tarım kredi kooperatiflerine olan borçların ertelenmesi, Ziraat Bankası'na olan borçların ertelenmesinden öte önümüzdeki yapabileceği ekim için desteğin şart olduğunu belirtti. Elmada da keza 120 bin ton elma depolarda duruyor. Çiftçinin mağduriyeti demek şu, köylerde yeni göçlerin oluşması demek. Bu bağlamda verdiğimiz önerge ne acı ki Adalet Kalkınma Partisi'nin oylarıyla reddedildi. Biz burada Adalet Kalkınma Partisi'nin samimi davranmamasından üzüntü duyduk. Çünkü gittiler seçimden önce dediler ki biz iktidar olursa patatesinizden yanasa sorun yaratmayacağız. Bırakın sorun yaratmayı, bu konunun araştırılmasına dahi destek vermediler. Keza sık sık gündeme getirdiğimiz bir şey var. Niğde ilinin sulama suyu sorunu var. Niğde'de su yer altından elektrikle çıktığı için her üründe maliyet artışımız oluyor. Bunu giderecek yöntem açık. Aladağlardan akıp Akdeniz'e giden, Aladağlardan çıkıp Akdeniz'e giden boş akan bir su var, Ecemiz su. Buna yapılacak bir barajla suyun kılavuzu altından tünelle, Bora, Niğde'ye hatta Nevşehir'e kadar yeteceği kesin. Bu anlamda sulama suyu sorununun giderilmesi için de mecliste çalışmalar yürütüyoruz. Son olarak gittiğim Halaç köyünde, İmmetli köyünde de kaynak suyu boşa akıyor. Oralara birer gölet dahi yapılmamış. Yani Niğde'de tarım, hayvancılık dışında gelir kaynağımız yok. Ama buna yönelik yapılacak ciddi yatırımların olmasına rağmen 50 yıldır da yapılmadı. Bu bağlamda yapılması gereken patateste ve elmada sanayinin Niğde'ye gelip burada yatırımlar yapması, bir entegre tesisin olması. Ama kısa vadede yapılacak olanın içinde biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak önermelerde bulunduk. O neydi? Büyükşehir belediyeleri eliyle ya da Sosyal Yardımlaşma Vakfı eliyle ya da yurtlar ve askeri birlikler eliyle depodaki ürünün değer bulmasını istedik. Bu milli serhat arkadaşlar. Şöyle söyleniyor. Üretici ürettiği üründen geçen yıl para kazandı, bu yıl kazanmasın. Böyle bir şey yok. Niye? Bu ürün şahsa ait değil. Bu ülkenin milli serhat. Tüketiciye de ürün pahalı gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bilgisinde açıkça yazdığımız bir husus var. Üretici ile tüketici arasındaki aracılar nedeniyle üretici de para kazanamıyor, tüketici de pahalı yiyor. Şimdi tüccar şunu yaptı. Bu ülkede hükümetin uyguladığı yanlış politikayla komşu ülkemiz kalmayınca Irak'la, İran'la, Suriye'yle yani yurt dışına satış yapabildiğimiz yer kalmayınca yurt içinde bunun tüketilmesiyle ilgili tedbirler de almadı ve bunun bağlamında üretici mağdur oldu. Şimdi bunun çözümünü Cumhuriyet Halk Partisi aracılık sisteminde de şöyle söylüyor. Üretenle tüketen arasındaki aracılık sistemini ortadan kaldıracağız. Yani ürünü üreten maliyetinin altında ürünü satmayacak, tüketen de pahalı almayacak. Bizim sıkıntımız
üretenle tüketen arasındaki oluşan aracılıktan doğan sorunun yurttaş tarafından da tepkiye dönüşmez. Patatesini iyiydi de 10 kuruşa satamıyoruz. İstanbul'da da 1,5 liraya patates yiyor yurttaşlarımız. Burada da büyük bir sıkıntı var. Bu konuların hepsinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak programımızda yazılı olduğu biçimiyle önermelerimiz var. Önümüzdeki dönemde bunları da gündeme getireceğiz. Şu ana kadar NİDİ'ye ait olan her sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seslendirdik. Akbaya Barajı'nı da söyledik. Çünkü biliyorsunuz NİDİ bor arasında çevre felaketi bir olay. Buranın da mutlaka kurtarılması gerekiyor. 10 yıl vaatte bulundular ama hala orası atık merkezi üniversitenin yanında. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Dün de son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyonunda Türkiye Petrol Arama Ofisi'nin kit toplantısı vardı. Orada genel müdüre sordum. Her seçimden önce NİDİ'de petrol çıkar. Var mı yok mu? Yok olduğunu söyledi. Çünkü bu yolda siyaset üretiliyor. Bunun yanında bir konuyu daha belirteyim. Bu da seçimlerden önce çok kullanılıyordu. Şu anda tıp fakültesi ilgili karar hükümetten çıktı. YÖK'ten çıktı. Üniversite bu konuda hazır. Ama Sağlık Bakanlığı'nın onay vermesi gerekiyor. Hastanenin tıp fakültesiyle buluşabilmesi için. Sağlık Bakanlığı onay vermedi. Yani kısa vadede söyledikleri gibi tıp fakültesinin de NİDİ'ye gelme ihtimali şansı görünmüyor. Bütün bunların Cumhuriyet Halk Partisi olarak il başkanı, ilçe başkanı, belediye meclisi, il genel meclisi bir bütün olarak takipçisiyiz. Bu kente yapılması gereken her hizmet gelecek ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu bağlamda varsa yanıtlayalım arkadaşlar.